Sahada hem Emek Özgürlük İttifakı ile birlikte hem de Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı ile birlikte çok güçlü çalışmalar yürütüyoruz. Bunun arkasındaki güç tabii ki bugüne kadar bu mücadeleye emek veren, bu mücadeleyi büyütmekten vazgeçmeyen halkımızın mücadelesi. Bunun çok iyi farkındayız. Dün itibariyle aslında Diyarbakır merkezli onlarca ilden yüzlerce arkadaşımızın gözaltına alındığı bir seçim kumpası da diyebileceğimiz bir süreçle güne uyanmış olduk. Seçmenimiz de bu mücadeleye omuz veren arkadaşlarımız da, yol arkadaşlarımız da, halkımız da aslında bu süreçlerin hepsini tanıklık etmiş. Bu süreçler karşısında nasıl bir sorumluluk alması gerektiğini bilen bir yerden meseleye bakıyor. Bu bir seçim kumpası ama aynı zamanda mevcut tek adam rejimin, AKP-MHP iktidarının bugüne kadar gelirken en zorlayan mücadele alanlarından birisi. Mevcut iktidar, mevcut ulus devlet paradigması kendisine itiraz eden herkesi bir şekilde mücadelenin dışına itmeye her zaman zorladı. Hatta mücadele alanlarını karşı karşıya getirdi. Dolayısıyla bu gözaltıların, bu kumpasın bir anlamda bizim direnişimize bir müdahale olduğunu da ifade etmek gerekir ama bence ve bizce Yeşil Sol Parti olarak iktidarla toplum arasında gerçekleşecek olan bu seçimde toplum çoktan yolunu çizdi. Biz bu yola üçüncü yol dedik. Biliyoruz ki bu devlet en büyük engel olarak bizi görüyor. Hem Türkiye'de hem Gürcistan'da biz de bu mücadeleyi büyütmekle sorumluyuz. Ve belki buradan sizin aracılığınızla şunu söylemek gerekir. AKP-MHP iktidarına, tek adam rejimine sizin şiddetiniz varsa bizim de bitmeyen bir direnişimiz var. Siz şiddetle geliyorsanız biz de direnişle cevap vermeye devam edeceğiz. Hem bu ülkenin yok sayılan, inkar edilen haklarının ve inançlarının temsiliyle gidiyoruz. Hem mücadelesi bastırılmaya çalışılan kadınların mücadelesiyle gidiyoruz, gençlerin mücadelesiyle gidiyoruz. Birçok arkadaşımızla yeni dönemin, meclisin yeni dönem açısından, yeni yaşam açısından ve yeni yüzyıl açısından kurucu bir meclis olmasının talep ediyoruz ve bunun politikasını yürüteceğiz. Çünkü geçirdiğimiz yüzyılda aslında her birimizin haklar ve inançlar açısından, mücadele alanları açısından kuruculuk vasfı çok belirgin olarak vardı ama bu yüzyıl bunların yitirildiği, elimizden alındığı bir sürece tekabül etti ne yazık ki. Buna karşı direnen halklar, buna karşı direnen kadınlar, buna karşı direnen gençlik artık bu saatten sonra yeni yüzyılın kurucu öznesi olmak durumunda. Bu mücadeleyi birlikte yürütüyoruz. Hem meclisin yüzünü, hem meclisin kendisini, hem Ankara'nın çehresini, hem Türkiye'de bize dayatılan eril siyaseti değiştirmek üzere söz verdik halklarımıza. Halkın mücadelesi arkamızda. Biz de bu sürecin emekçisi olarak yeni yüzyılı birlikte kurmak için yola çıkmış olduk. Buradayız, birlikte değiştireceğiz. Buradayız, kadınlarla birlikte değiştireceğiz. Buradayız, gençlerle birlikte değiştireceğiz. Gerçekten değiştireceğiz. Hepimizin yolu açık olsun arkadaşlar. Come on, come on, come on.